Bu videoyu izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Bu videonun uzay hukukuna ilgi duyan veya bu alanda çalışma yapmayı arzu eden arkadaşlara faydalı olmasını ümit ediyorum. İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi'ne bu videonun size ulaşmasını sağladığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Müsaadenizle öncelikle kendimi tanıtayım. Lisans eğitimimi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. Daha sonra Fransa'da Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla dil eğitimi aldım. Dil eğitiminin ardından Fransa'da Lyon 3 Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi tamamladım. Yüksek lisans ve doktora tezlerimde uzay hukukunun ulusal ve uluslararası farklı boyutlarını inceleme fırsatı yakaladım. Bu yılın Mart ayından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı'na görev yapmaya başladım. Bu videonun ilk bölümünde genel olarak uzay hukukundan, uzay hukukunun hangi yönde gelişim gösterdiği konusundan bahsedeceğim. İkinci bölümde ise uzay hukuku alanında çalışma yapmak isteyen arkadaşlara naçizane tavsiyelerim olacak. Son bölümde ise uzay hukukunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar tavsiye ettiğim kaynakları bulabilirler. Eğer bu video kapsamında kafanıza takılan sorulara cevap bulamadıysanız, Eylül ayı içerisinde İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi ile belirleyeceğimiz bir günde sorularınıza canlı yayında internet üzerinden elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Uzay hukuku genel olarak anlaşmalar üzerine kurulu bir uluslararası hukuk dalıdır. 1958 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanılması Komitesi, dönemin iki süper gücü olan ABD ve Sovyetler Birliği'nin önderliğinde uzay hukukunun gelişmesine çok büyük katkı sağlamıştır. Bu katkının en büyük ürünü kesinlikle 1967 tarihli uzay anlaşmasıdır. Bu anlaşma uzay hukukunun temel prensiplerini ortaya koymuştur. Bu prensiplerden bazıları uzayın özgür olarak keşfi kullanılması, uzayın sahiplenilemezliği, uzayın barışçıl amaçlarda kullanılması, uzay faaliyetlerinden doğan devletlerin sorumluluğu şeklinde sıralanabilir. Bu prensiplerden ilk ikisinin yani özgürlük ve sahiplenilemezlik, örf ve adet hukuku olarak kabul edildiğini hatırlatmam yerinde olacaktır. Ancak uzay hukukunun genç bir hukuk dalı olması ve de anlaşmaların daha etkin bir şekilde kullanılması sebebiyle örf ve adet hukuku sınırlı alanda bir etkiye sahiptir. Uzay Anlaşması 1967'ye kadar olan gelişen sınırlı boyuttaki uzay faaliyetlerine ve cevap olarak değil, daha sonradan gelişecek uzay faaliyetlerini şekillendirmek maksadıyla ortaya konmuştur. Bu nedenle Uzay Anlaşması'nın kimi zaman felsefik temelleri de olan bir ilkeler bütünü olduğunu ileri sürebiliriz. Bu ilkelerin kimi zaman muğlak yapıları farklı yorumların temeline yatmaktadır. Ancak bu ilkeler sayesindedir ki mevcut eksikliklerine rağmen uzay anlaşması hala güncelliğini korumaktadır. Uzay anlaşmasının uzay faaliyetlerini bütünüyle ele aldığını ileri sürmemiz mümkün değildir. Bu nedenle daha sonradan kabul edilen uluslararası anlaşmalar uzay anlaşmasını tamamlayıcı bir rol oynamış ve de uzay hukukunun prensiplerini geliştirmiştir. Bu bağlamda kabul edilen ilk anlaşma 1968 tarihli astronotların kurtarılması ile ilgili anlaşmadır. Bu anlaşma uzay anlaşmasının 5. maddesindeki insanlığın uzaydaki temsilcileri olarak kabul edilen astronotların kurtarılması ve de 8. maddesindeki uzay cisimlerinin tescil devletine iadesi hususlarını geniş olarak ele almaktadır. Daha sonraki tamamlayıcı anlaşma 1972 tarihli uzay sorumluluk sözleşmesidir. Bu sözleşme, uzay anlaşmasının devletlerin uzay araçlarının verdiği zararlardan doğan sorumluluğunu düzenleyen 7. maddesinin genel hatlarıyla bir uygulamasını teşkil etmektedir. Bu sözleşme, atmosferde ve yerde oluşan zararlardan dolayı sınırsız bir sorumluluk öngörmesi sebebiyle genel olarak mağduru koruyucu bir niteliktedir. Ayrıca diplomatik koruma kurumuna mağdur lehine değerlendirilebilecek değişiklikler de getirilmiştir. Daha sonra kabul edilen uluslararası anlaşma 1974 tarihli tescil sözleşmesidir. Bu sözleşme tescil ve tescilin hukuki sonuçlarını ele alan uzay anlaşmasının 8. maddesinin genel olarak bir uygulamasını teşkil etmektedir. Bu sözleşmeyle Birleşmiş Milletler nezdinde bir sicil oluşturulmuş ve de devletlere ulusal düzeyde tescil yapma zorunluluğu getirilmiştir.
Son olarak kabul edilen uluslararası anlaşma 1979 tarihli Ay Anlaşması'dır. Bu anlaşma Ay ve diğer gök cisimlerinin keşfi ve kullanım konularını genel hatlarıyla ele almaktadır. Bu anlaşmaya göre Ay ve doğal kaynakları insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmektedir. Özellikle bu nedenle Ay Anlaşması uzayda etkin hiçbir devlet tarafından kabul görmemiştir. Ay Anlaşması'nın başarısızlığını takip eden süreçte devletler başka bir uluslararası anlaşmanın kabulü konusunda anlaşmaya varamamışlardır. Bu nedenle uzay hukuku varlığını başka kaynaklar vasıtasıyla devam ettirmektedir. Bu bağlamda ilk olarak her geçen gün büyüyen bir öneme sahip olan uzay alanındaki iç hukuk düzenlemelerini ele alabiliriz. Uzay Anlaşması'nın 6. maddesine göre devletler ulusal faaliyetlerinden dolayı sorumluluk taşımaktadır. Ulusal faaliyet kavramı aynı zamanda özel faaliyetleri de kapsamaktadır. Aynı maddeye göre özel faaliyetler devletler tarafından izin ve devamlı takip prensibine tabi tutulmuştur. Bununla birlikte bu ilkenin nasıl hayata geçireceği konusunda uzay anlaşması şekli bir yükümlülük getirmemektedir. Ancak uzayda etkin devletler genel olarak kanun vasıtasıyla düzenleme yoluna gitmektedir. Bu kanunlarda uluslararası yükümlülükleri yerine getirmenin yanında aynı zamanda özel kişileri koruyucu adımlar da atılmaktadır. Bu nedenle kanunlar devletlere güçlü bir uzay hukuk politikası ortaya koyma olanağı sunmaktadır. Ülkemiz şu an için uzay operasyonları konusunda kanuni bir düzenleme yoluna gitmemiştir. Önümüzdeki zaman diliminde bu yönde bir adımın atılmasının yerinde olacağı kanaatindeyim. Oluşturulacak kanunun başarısı özel sektörün beklentileriyle ülkemizin uluslararası yükümlülükler arasında bulunabilecek sağlam bir dengeden geçecektir. Kaynaklar konusunda dikkatimizi çeken bir diğer gelişme ise özel hukuk kaynaklarının gün geçtikçe önem kazanmasıdır. Bu durum 1980'li yıllarda başlayan uzay faaliyetlerinin ticarileşmesi sürecinin doğal bir sonucudur. Uzay faaliyetlerini diğer faaliyetlerden ayıran en önemli yan kesinlikle yüksek risk faktörüdür. Bu nedenle uzay alanındaki sözleşmelerde risk yönetimi çok önemli bir yer tutmaktadır. Sözleşmeler tarafların beklentilerine ve faaliyetin doğasına uygun olarak taraflara belirli bir hareket kabiliyeti sunar ve de uzay faaliyetlerinin gelişimini hızlandırır. Sözleşmelerin dışında UNIDO Ağı'nın uzay faaliyetlerinin finansmanına ilişkin uzay protokolünü de örnek verebiliriz. Bu protokol her ne kadar başarısızla uğramış olsa da uluslararası özel hukuk alanında ilk kaynak olarak dikkatimizi çekmektedir. Önümüzdeki yıllarda uluslararası özel hukuk alanında diğer kaynakların mesela uzay patentlerine ilişkin ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Son olarak uzay hukukunda bağlayıcı olmayan hukuk kurallarının da ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu kurallar uluslararası hukukun klasik kaynaklarına nazaran sağladıkları esneklik ve hızlılık sayesinde devletlerin beklentilerine büyük oranda cevap vermektedir. Bu kurallar her ne kadar bağlayıcı olmasalar da uzayın keşfinin ilk döneminde olduğu gibi bağlayıcı olan kurallara giden süreçte büyük bir rol oynayabilir. Bağlayıcı kuralların ortaya çıkmasının zor gözüktüğü şu dönemde bu kuralların etkisi kesinlikle küçümsenmemelidir. Sonuç olarak uluslararası hukukun diğer branşlarında olduğu gibi uzay hukukunda da çok taraflı çözümler bulmanın gittikçe zorlaştığını ileri sürebiliriz. Tek taraflılığın her koşulda bir tehlike teşkil ettiğini iddia etmek yerinde olmayacaktır. Çünkü uzayın keşfinin ilk döneminde olduğu gibi tek taraflı yaklaşımlar normatif gelişmelerin habercisi olabilir. Ancak tek taraflı yaklaşımların diğer devletler tarafından açık bir şekilde reddedilmesi halinde bir tehlikeden bahsedebiliriz. Uzay hukukunun geleceği konusunda devletlerin birbirleri arasındaki rekabet ve de uluslararası düzeyde ortaya çıkan meseleler karşısındaki işbirliği yapabilme kapasiteleri kesinlikle belirleyici olacaktır. Uzay alanında çalışma yapmayı isteyen arkadaşlar öncelikle yabancı dil konusunu çözmeli. Eğer bu videoyu lisans düzeyinde takip eden arkadaşlar varsa
mezun olana kadar gereken sertifikayı alabilirler. Uzay alanında tabii ki en önemli dil İngilizce. Ama ben bunun yanında Fransızca bilmenin de önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Eğer örnek vermem gerekirse doktora tezimde kullandığım kaynakların yaklaşık %60'ı İngilizce kaynaklar, %40'ı ise Fransızca kaynaklardan oluşmaktaydı. Uzay hukuku alanında çalışma yapmayı arzu eden arkadaşların uzaya bir tutku olarak yaklaşmalarının başarılarını artıracak kanaatindeyim. Bu bağlamda popüler kültürü takip etmek, popüler kültürden beslenmek kesinlikle alana duydukları ilgiyi artıracaktır. Uzay alanında çalışma yapan arkadaşlar, popüler alan zenginliği sebebiyle kesinlikle bu noktada çok şanslılar. Bunun yanında uzay gündemini takip etmek, uzayda ne olup bittiğini bilmek, alanda çalışma yapmayı arzu eden arkadaşların lehine olacaktır. Bu yapacakları çalışmanın güncel kalmasını ve ayaklarının yere basmasını sağlayacaktır. Dünya üzerindeki farklı ülkelerdeki yüksek lisansların arasında sizler için en iyilerini seçmeye çalıştım. Tabii ki bu liste tartışılabilir, bunda hiç şüphe yok. Ama ben şu anda uzay hukuku alanında bir yüksek lisans yapmak isteseydim, çok büyük ihtimalle bu okullara başvururdum. Bu okulların en önemli yanı öğretim kadrolarının çok iyi olması ve mezunlarının çok büyük ihtimalle iş sahibi olması. Bu noktada genel olarak ilginç bulduğum uzay hukuku konularını sizlerle paylaşacağım. Bu konuların uzayın sivil kullanımı üzerine yoğunlaştığını hatırlatmamda fayda var. Uzayın askeri kullanımı konusunda yeterli bilgim olmadığı için sizlere ne yazık ki tavsiyede bulunamıyorum. Konuları iki başlıkta toplayabiliriz. Kamu hukuku konuları ve özel hukuk konuları olmak üzere. Kamu hukuku konusunda çalışılmamış veya az çalışılmış çok az konu var. Az çalışıldığını düşündüğüm konulardan bazıları şunlar: uzay limanlarının statüsü, uzay eşyalarının ihracına uygulanan denetim, uzay vergi hukuku, uzay etiği ve hukuk ilişkisi. Bu konulara uzayın keşfi konusunda ekleyebiliriz. Ben uzayın keşfinin hukuki boyutunu ele alan bir çalışmanın ilginç bir çalışma olacağını düşünüyorum. Uzay kamu hukukunun klasik konularına bir özel hukukçu gözüyle yaklaşılması da bence çok ilginç olabilir. Mesela uzay sorumluluk rejiminin bir sigortacı gözüyle incelenmesi çok farklı bir çalışmayı ortaya koyabilir. Ayrıca klasik bir konu olan uzayın çevre boyutu yerine uzay alanındaki şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını ele alan bir çalışma bence daha farklı bir çalışma olabilir. Uzay hukuku alanında çalışma yapmak isteyen arkadaşların genel olarak özel hukuk alanına yönelmelerinin bence daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Özel hukuk alanının daha az çalışıldığı, daha fazla incelenmeyi bekleyen konu olduğu kanaatindeyim. Bu noktada yeni gelişmekte olan yeni uzay faaliyetlerine yönelmenin mantıklı bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bu gelişmekte olan faaliyetlere örnek vermek gerekirse yörünge faaliyetlerini verebiliriz. Nedir bu yörünge faaliyetleri? Bu faaliyetler yörüngede bulunan uyduların yaşam sürelerini uzatmayı amaçlayan faaliyetler. Uzay alanındaki birçok uzman tarafından geleceğin faaliyeti olarak öngörülüyor. Yörünge faaliyetlerinin hukuki boyutunu inceleyen bir çalışmanın bence çok ilginç ve çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özel hukuk konusunda tavsiye edebileceğim diğer alanlar şunlar: uzay alanında uygulanan rekabet hukuku, uzay faaliyetlerinin finansmanı ve uzay sigortaları. Buna ilaveten fikri mülkiyet hukuku konusunda ilginç bulduğumu söylemeliyim.
Geçtiğimiz aylarda fikri mülkiyet konusunda yaptığım bir çalışma esnasında çok zevk aldığımı, çok hoşuma gittiğini bu alanın belirtmeliyim. Ayrıca uzay sözleşmelerini de sayabiliriz. Uzay sözleşmelerinde de uzay sözleşmeleri hukuku konusunda da çok iyi çalışmalar yapılabileceği kanaatindeyim. Daha önceden de ifade ettiğim gibi uzay sözleşmelerinin diğer sözleşmelerden ayıran en önemli yan risk yönetimi. Risk yönetimi konusunda uzay sözleşmelerinde sözleşmelere konulan klozlar bence ilginç çalışma konuları olabilir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İlginizden ötürü hepinize çok teşekkür ederim. Aynı şekilde İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi'ne bu videonun size ulaşmasını sağladığı için yeniden çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek ümidiyle.